Fatih ile bir şey konuşuyorduk. Nereden ders olsun diye. Bir şey düşündük ya e, dersi değil de bizim en ufak bir şeyde sarsılan imanımız nerede? Sahabenin imanı nerede? En ufak bir hadisede iman sarsılıyor. Böyle itikatlar abuk subuk şeylere inan, <laughs> inanıyoruz. Zurafelere bilmem nelere. En ufak şeyde sarsılan bir iman. Bir de bütün her şey aleyhinde sahabe. Bunların da bir imanı var. İslamiyet yoktu ki numunesi yok, modeli yok, misali yok, mukayesesi yok, taklidi yok. İlk sahabe nasıl şey yapabilmiş ya? Sarsılmamış ya. Bizim imanımız derken ya orada mı şey yapalım diye derse. şöyle bir onunla konuşurken böyle Aa orada. Şu pat diye açtık. uğurlu basıyorum şimdi çıkmıyor. Kastım var ya. Pat diye konuştuğumuz yer çıktı ya. Sonra dedim ki bak kaç defa arıyorum. Fatih burası mıydı? Aynen orası. Bak ne kadar adım Konuştuğumuz yer. Onu okuyacağım. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah Resulina Muhammedin selavat. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak ikinci yanda aziz eylesin. Bizi bizi bırakmasın. Bizi sekeratı tattırmasın. Bizi terhis eylesin. Şehit eylesin. Şehitlik 50, 50 küsür tanedir. 52 tane. Bizi talebe-i ulumla şehit etsin. Talebe-i ulum. Sevgili arkadaşlar. Bir şeyin ev, evde de uygularsınız. Evde. Yani buradan çıktığın zaman kendi içsel psikolojime... Doğru düşünmeme, doğru düşünüp doğru yapmama, vasıta olacak bir şey yoksa e neye geleyim ki? İlk önce kendi iç, iç alemimize, sonra ailemize, akrabamıza ve toplumda nokta istinat olurken yöntem şu. Bir şey niçin ne nedir? Bak, bir şey niçin herkes herkes herkeste mi kafadan her kafadan bir ses çıkıyor? Hangisinin için doğrudur? Ölçü şu. Sonuç, sonuç, sonuca elini mu pergelin, süreci bu, bununla yöneteceksin. Sonuca göre Mesela sonuç şehit mi? Hangi yöntemle olursa olsun şehit mi? Ha taş düşmüş, ha yukarıdan düşmüşsün, ha boğulmuşsun, ham yan, ha yanmışsın, ha taon olmuş. Sonuç şehit mi? Süreç ne olursa olsun. Eve uygulayayım. Çoluk çocuğum var. Sonuç ben aile, aileme mukayet olacağım. Sonuç. Ailemi asla bırakmam hiçbir şekilde. Sonuç mu mu? Bu sonuca elini koyarsan diğer Olumsuzluklar, gelişen olumsuzluklara tahammül gücü verir sana. Hiç tız alır seni. Ama sonucu kaldırırsan ne oluyor bakalım merak ediyorum. Nasıl gidiyor? Bilmiyorum ki gidiyor işte. Düşe kalka gidiyoruz. Allah selamet versin ya. Yani. Geçmiş olsun sana. Sonucu tutacaksın. Kullukta sonuç Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızası hangi sebeplerle kazanılır bilemem ama rıza ile için her şey katlanır. Ki Allah'ın böyle bir vaadi yok yani. Ben sizi dertsiz, kedersiz, ölümsüz, sıkıntısız bir aleme götüreceğim. Çok rahat edeceksiniz. Böyle bir vadiley var mı? Yok. E, olmayınca sahabe olun hayalen. Ceziretül Araba bir hayalen gider misiniz? Gidin. Peygamber yok. Din yok yani. Ne var? Zulmün her şeyi. Şirkin her çeşidi. insanlık dışı her şey. Din yok ya. Din var dünyada. Bozuk da yoksa Hristiyanlık var, Yahudilik var, Budizm var. Din değil ama. Yani gene bir ahlak mefhumu var ya. Yani. İslam var. İnsanlık bu. Haya, kıyas etmeniz için söylüyorum. İnsanlık bu. Dinleri kaldır. İnsanlık ne? Hadiselerde hemen çöken itikadımız, abuk subuk, bidatlara, hurafelere, inanışlarımızdan, psikoloji çöküntüye kadar korku, evham, vehim, vesvese bu. Din var yani. Kaldır bunları. Ne olurduk? Çok tuhaf. Şimdi sahabe bu işte. Lumine yok. Model yok atnan. Bak lumine yok. Senden önce Müslüman yok. Senden önce Müslüman misal yok. Bir misal Müslüman yok. Senden önce bir hakikat ilmi tetebuat yok. Ders dinlememişsin. Senden önce İslam adına hiçbir şey yok zulüm var. Şimdi sen mi akıllısın ya? Akraban aleyhinde, toplum aleyhinde gözüken aleyhinde. Ya hep bunları aşarak ben nasıl Müslüman olayım ya? Her şeyi karşıma alacağım. Şu anda biz Müslüman olarak neyi karşımıza aldık otomatik? Allah düşmanlarını karşıma, karşımıza aldık. Otomatik yani. Bizim düşmanımız Allah düşmanları. Öyle değil mi? Müslüman olunca o yüz. Haşa Allah göstermesin. Allah'ın düşmanları Allah'a karşısını almış. Biz de Allah'a karşısına alanları karşımıza aldık. Müslümanız amdas. Biz Allah ve ahirette ümitliyiz. Düşünün kafirlerin Allah ve ahirette ümitli değil. nasıl yaşıyorlar. Akıl almıyor. Şimdi sahabe, peygamber yok ilk o toplumda. Nümine yok, misal yok, patent yok, <laughs> mukayese yok, örnek yok, model yok, tamul yok, tesellici yok, zulüm çok. <laughs> tahakküm çok, istibdat çok, şimdiki ekonomi şey gibi darboğazlar çok. Bu sahabeler imanlarında nasıl sarsılmadı ya? Nasıl bir iman ya? Nasıl sarsılmamış ya? Bilmiyorum ki. Sahabeyi anlamak için herhalde sahabe olmak lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Sual. Deniliyor ki sahabeler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüler. Sonra iman ettiler. Biz ise görmeden iman ettik. Öyleyse imanımız daha kavidir, daha kuvvetlidir sahabeden. Hem kuvveti imanımıza delalet eden rivayet var. Soru bu. Naci anladık mı abi? Soru neymiş? Deniliyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı sahabeler gördü, iman etti. Biz etmedik. Görmedik. Görmeden iman ettik. Görmeden iman etmek daha üstündür diyor. Görmeden iman ettik. Soru buydu. Tabii ki. Ha beraber iş diyelim ha. Dediniz, Dedim. Bu kafayla gidince bir şey fark edecek mi abi? Ha? Bu kafayla giderse bir şey fark edecek mi? Etmeyecek herhalde. <laughs> Kafayı bırakıp gitmek lazım. <laughs> Bak kardeşim. Müslüman, bunların şuurlusu olan dini cemaatler, hepsi diyorum. Onların içinde çok şükür şeyler. Ama gidiyorsun bakıyoruz ki esbaba faaliyet veriliyor, müessiriyet veriliyor. Ya yani ben kendi yakınlarımdan şey yapıyorum ya. Ben yani kendi başkasıyla meşgul değilim. Kendi cemaatimizden ben ya. Güya tevhid okumuş. Müsebebül esbab Allah'tır. Allah müsaade ettiği kadar her şey olur. İman etmişiz. Allah'ın emri olmadan yaprak bile kıvırdamaz. Kur'an söylüyor ama faili biliyorsun. Elin yavruna veriyoruz. Bir tuhaf tuhaf, acayip acayip. Böyle dediğim için de tenkit ediliyorum. Beni terk ediyor ki ya ceza veriyor. Allah Allah. Nasıl bir ayakta duruyorlar yani. Bu kafayla ne olur dedin ya. Bu kafayla çoban bile olamaz ya. Yani böyle bir iman. Bir de sahabeye bak ya. Kur'an dedi ki kemküm Ya Kur'an dediyse dedi ya. Kur'an katiyet ifade ediyor ki. Öyle başlıyor. Ayet katiyeti ifade ediyor ki küre arz emir tahtında dönüyor. Vahiy ile dönüyor. Vahiy Sonra aynı küre arz ilhamen bazen titriyor. Niçin? Şafillerin dalaletlerinden uyandırmak, Müslüman gafletlerinden ikaz etmek. Bakın. Bu kadar basit. Sahabelere gelelim. Sahabeler o zamanda, da sahabeye bak şimdi. Ya Rabbi onların şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Şu sahabelerin hürmetine ya. Hayranım vallahi ya. O sahabe deyince alemimizde böyle 60 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında adamlar zannediyoruz ha. Ortalama yaş kaç sahabelerin? Ee, şey geçiyor. 17'den başlar 26'ya kadar 17-18 civarıymış. Ortalama sahabe. Biz kamil insanı. Fatih İstanbul kaç yaşına fethetti? 21 mi? Kaç yaşında? 21. Peki okul kitaplarında kaç yaşındaki gibi resim gösteriyorlar fa benim Fatih'imi? 45-50. Niye gösteriyor? 50 yaşındaki insanın fethetmesi normal. Ama 21 yaşında daha kılıç sakalı çıkmamış bir insanın fethetmesi olmaz. Nümine yok dünyada onu yıkmak için, göstermemek için 50 yaşındaki gibi resmini gösteriyorlar. 50 yaşında mı fethetti? Adamlar işi biliyor Naci, biz işimizi bilmiyoruz. Adamlar habire sebeplere veriyor, habire faya veriyor, habire kendi kendine olduğu diyor, ha bizim Müslüman da çanak tutuyor. Çatlasanız da patlasanız da benim Rabbim yaptı, Allah yaptı. Peki ne olacak? Sen fay yaptıysa maktulun, ölenin cezası, karı hiçbir şey yok gitti Niyaz. Hiçbir de şey yok. Fay yaptı ya. Faydan bir şey alabilir misin? Ancak deterjan alırız. Fay. Başka bir şey alamazsın. Ama yerlerini değiştir çocukların. Ama Allah yaptıysa malı beka hayatı şehit. Sahabeye döneceğim. Sahabeler o zaman da efkarı ammi alem hakayı ki İslamiye muarız ve muhalif iken sahabeler çıktığı zaman efkarı yani toplumun düşüncesi hakikat İslamiye'ye muarız ve düşman idi. Nümene yok. Adam çıkıyor. Bir tane sahabe. Çıkıyor. Ki, toplumda alemin umumu. amme alem. Efkar ale, amme alem. komple hakikat-ı İslami muarız muhalif. Tamam. Sahabeler yalnız sureti insaniyede Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görüp bazen mucizesiz olarak Öyle iman getirmişler ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sif simasına bakmış. Veya sıf bazıları mucize görmüş, bazıları mucize de görmemiş. Sif insaniyet karlığına bakmış, ahlakına bakmış, adamlığına bakmış, yiğitliğine bakmış. Adam gibi adam. Sif Aleyhisselatü Vesselam Efendimin sureti zahirisine bakıp bazen mucize görmüş, bazen görmemiş. Öyle iman getirmiş ki bu sahabe. Nasıl? Bütün efkarı ammi alem. Bütün alemin düşünceleri ve fikirleri onların imanlarını sarsmıyordu. Şüpheye değil bazısına vesvese de vermezdi. Ama biz sizler ise sizler iseniz kendi imanınızı sahabelerin imanlarıyla muvazen ediyorsunuz. Bütün efkarı ammi İslamiye bütün, o zaman Efkar-ı amme-i alem. Onlara muarız iken imanlarına, İslamiyetine, peygambere. Biz ise efkar-ı amme-i İslamiye. 2 milyar aşkın bütün insanlık Müslümanlar benim imanıma teyit ediyor. Evet Hasan diyor. Senin iman ettiğin haklısın. Ben de diyor. Her bir Müslüman benim imanımı teyit ediyor. Benim size en büyük iyiliğim benim var olmamdır. Sizin bana iyiliğiniz sizin var olmanızdır. Çünkü imanımı teyit ediyorsunuz. Tasdikliyorsunuz. Evet sen inandığın Allah'ın acı ben de inanıyorum. Senin peygamberin de ben de peygamberim. Sana kuvvet oluyor. Düşün ki tebecikte kimse yok. Tek başına. Nasıl dayanacaksın ya? Herkes alim der. Ne peygamber falan deseler. Kafayı yersin ya. Ben bunu alıyorum ya birkaç hafta kalınca almaya da o da Müslümanlar olduğu halde camiler var, milli görüş var, milli milliyetçilerin var, şunların var, tarikat var, menzil var kurs var. Nurcu'da hepsi var ya şehirde. Olduğu halde bunu alıyorum ya. Her 15 dakikada tam tam sanki kafamın içine vuruyor ya. Şehir ha. O, evet bazı yerlerde Baviera'da dindardılar 15 dakika. Bazı yerlerde yarım saat en uzun genç yapanlar saatte bir. Saatte bir mutlaka çan çalar. Tam insan sesi de değil ya. Çıldırıyor kafa ya. Ne kadar kafama vurmuş ki taklidi yapabiliyorum. Bilmiyorum saat geldi. Her saat başı. Üç defa vuruyor bir de. İnsan olsa ya müzik gibi geliyor da onlara. İnsan olsa. Her zaman aynı tam. Ama ezan her zaman aynı değil. Bu Ahmet okuyor, Hüseyin okuyor, Mehmet okuyor. Farklı farklı. İnsan sesi ya. Madde sesi mi ya? Ç çelik tabağı kaşık kuruyorsun. Tam her gün aynı la. Yani Allah Allah. Peki bizim imanımız nerede? Efkar ammi İslamiye. Bütün Müslümanlar imanımıza kuvvet ve senet olduğu halde Resul Ekrem Aleyhissalat ve Selam'ın şeceri tubayi nübüvvetinin çekirdeği olan beşeriyeti ve sureti cismaniyesini değil belki umum envar İslamiye ve hakaiki Kur'an'ı ile Nur'ani muhteşem şahsı manevisini bin mucizat ile muhat olarak akıl gözüyle gördüğümüz halde yani onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bazen suretine bazen mucize görerek bir bazen görmeyerek bazen görmeyerek iman etmiş. Biz ise onun sureti zahirisine değil 2 milyar en az Müslüman imanımızı teyit ediyor. Bir, onun ortaya koyduğu dava ağaç olmuş. İslamiyetin ağacı, tuba cennet gibi. Yani her bir Müslümanın güzel ahlakı İslamiyet'i teyit ediyor. Sen niye aramayamıyorsun ağacı? Çünkü Allah var, ahiret var. Sen o zaman İslamiyet'in bir meyvesisin. Ne sen hırsızlık yapmıyorsun? Allah var, ahiret var ya. Sen niye adam öldürmüyorsun? Bilmem ne yapmıyorsun? Ya Allah var ahiret var. Bu İslamiyet'i meyvesidir. Bakın Müslümanlardaki güzel sıfat varsa ki var o güzel sıfat imandandır İslam'dandır. O zaman İslamiyet'i teyit ediyor bu. O güzel sıfatın ne olduğunu anlamak istiyorsan o sıfatlar olmayan toplumdaki insana bak. Adam dürüst mesela. Diyorsun vay be helal olsun ya. Gavur bile olsa dürüst ahlak olsa diyorsun veya gafil vay vay sanki Müslüman ahlakı ya. Hemen İslamiyet'e kıyas ediyorsun. Biz Pey İslam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sureti beşeriyetini değil, sureti cismaniyesini değil, belki nesini gördük? Envar İslamiye'yi görüyoruz. İslam'ın nurlarını görüyoruz. Yani yansımalarına bak. İmam-ı Rabbani Hazretleri, Abdülkadir Geylani, Şaban Bend, Nakşibend Hazretleri ve bu kadar Müslümanların yapılarındaki o İslami sistem, o ahlak, Envar İslamiye'yi ailede, ticarette, özel hayatta, en var İslamiye'yi ve hakaiki Kur'an'ı ile muhat, Kur'an ispat edilmiş, kimse muaraza edememiş. O zaman Kur'an tamamlanmamış. Kur'an bütün değil. Şimdi Kur'an'ın mucizelerini muaraza edilememiş yani. Tamamlanmış, mükemmel olmuş. Hakaiki Kur'an'ı ile Nurani başka muhteşem şahsi manevisi. İslamiyet'in, Kur'an'ın yani muarazada, dostu da düşmanı da hepsi artık neticelenmiş. Bu hiçbir şey yapamamışlar. Yani ama ilk zamanlarda olsaydı atlan. yani acaba ya bir şey olur mu ya? Şimdi en ufak bir şeyde bir sarsılıyoruz ya. Acaba. E Allah ayette böyle diyoruz. Acaba sini koyuyoruz. Ya İslamiyet daha tamamlanmamış. Ayetlerin ço çoğu sahabe ayette muhatap olmamış ki. Sureti zahirisine, kelametine, mucizesine veya yemek yedirmiş adam istiman olmuş ya. Ya yemek niye bitmiyor diyor ya. Ha bunlar bir Müslüman olmuş. Kur'an'ı görmemiş ki ya. Bu adam Müslüman bu adam Kur'an'ı kerametini mi görmüş? Mucizelin mi görmüş? Gelmiş ya davet etmiş. Yo bitmiyor. Suretini görmüş. Bir de hakikatını ruhun inkişaf etmemiş ki. Kalbin ve ruhun derinliklerindeki haz huzuru görmemiş ki. Zahire bakmış Allah Allah niye bitmiyor? O zaman Allah var demiş. Biz huzura bakıyoruz, namazdan lezzet alıyoruz, Kur'an'dan lezzet alıyoruz, sohbetten lezzet alıyoruz, dürüstlükten lezzet alıyoruz, tefeküredeki lezzet alıyoruz, hayal ederken doğruları lezzet alıyoruz, İslami böyle şeylerden. O kabir mabir geldiği zaman Allah ve ahiretle ümitli oluyoruz. İlişkilerde temel yapıyoruz. Bunu yapamam, bunu yaparım. Bu haramdır, bu caizdir. Ahirete imanlı ölçü yaparak yapıyoruz. O zaman bir şey yok ki adam. Sif içmiş, süt içiyor. Bitmiyor Allah Allah bu torba niye bitmiyor ya iman ediyor bu kadar ya. Lan bu kadar bir şey görmeyle bu kadar sıkıntıya göğüs gerilir mi ya? Ebu Cehil bu ya. Zalim adamlar ya. Ya düşün sen mi daha yatıyorsun atıyorsun ben mi oku diye. Nişan, insanı köleyi nişan olarak koyan insanlar ya. Böyle bir şey ya vahşi ya. Çin zulmün aynı ya. Belki de daha beter yani. Sırf bir süt bitmiyor yemek bitmiyor diye bu kadar sıkıntı göğüs gerilir mi ya? Ona biz olsak ya, hep kaçardık ya. Kur'an'ı görmemiş. Daha namazı görmemiş. İç aleminde tanımlanmamış. İç aleminde şahit olmamış İslam'ın güzelliğine. Sif surette görmüş. Ya parmağında su akmış. Ya yemek bitmemiş. Ya o hastayı elini koymuş düzelmiş. İman ediyor. Bu simada yalan olmaz diyor. Affediyor kılıncı çekmişti. Bir bakıyor kılıncı düşüyor. Vallahi tamam diyor bunun ahlakıyla. Bu Böyle bir ahlak ancak Allah Allah'ın peygamberi olur diye iman ediyor. Yani gör, dikkat ederseniz Kur'an'ın içerikleriyle kendisini tanımlamamış. Kur'an alemine daha gelmemiş. Bir ders almamış. Bir hakikat olmamış. Bir Abdü Samet Kur'an okumamış. Yani Kur'an'ın bir sesini de duymamış. Hazreti Ömer duymuş bir. Bir sesle Müslüman oluyor. Allah Allah. Sesi duyuyor ya. kardeşi eniştesi Said'di değil mi? Bir sif ne suresi okuyordu ya? Rahman mıydı? Rahman mı? taha suresi miydi? Allah Allah. Sifos sesi duyuyor. E en az azılı, dinsiz, zındık Velid Velid İbn Muhire onun hakkında 10 tane ayet inmiş. Ayette de var Gayrimeş olduğunu söylüyor o ayeti. Bu da okumuş. Ne diyelim dedi? Vallahi beşer kelamına benzemiyor diyor. E ne diyelim dedi? Getirene demiş ki der şey. Sihir deyin gitsin dedi. Bunu kendi kendisi söylüyor yani bunu elini götüren Sihir deyin dedi. <laughs> Düşmanı bile şey e bu kadar bizde bizi kuşatmış iken, alemimizde tanımlanmış iken, alemimizde karşılık bulmuşken İslam Kur'an ahlakı muhat iken yani kuşanmış iken biz muhteşem şahsı manevisini bin mucizat ile bir de o bir mucize görmüş. Biz bin tane mucizesini okuyoruz. Doğru olduğunu nerede biliyoruz? Düşmanlarından. Düşmanları buna bir şey diyemiyor. Düşmanları bu mucize için diyor mu olmadı? Yok ne diyor onaylama adına diyor ki sihirdir diyor. Böyle bir şey olmadı demiyor. Sihir yaptı diyor. Adam ne diyor biliyor musun? En acımasız düşmanı. Peygamber Hazretleri'sinin düşmanı diyor ki. Muh Muhammed diyor çok zekiydi diyor. Çok güzel ahlaklıydı. Zekavetiyle Arap Yarımadası'nın sıkıntılarını çözdü. ahlakiyle yaşayarak çözümleri üretti diyor. Zaten böyle olması lazım. O azılı düşman bile Yalan söylüyor. Ahlaksızdır haşa diyemiyor. En acımasız düşmanı bile güzel ahlaklıydı diyorsa aynen öyledir ya. Ne diyor? Güzel ahlakı ile diyor, insanları celbetti diyor. Güzel ahlakı. Zekaveti ile diyor, aklı ile diyor, teşhis ve tespit etti. Güzel ahlakı ile diyor, yaşayarak o sıkıntılara çözümler üretti diyor. Muhammed'in ahlakına herkes meftun oldu diyor. Çok tuhaf ya. En acımasız düşmanı da böyle diyor. O zaman diyor bu güzel ahlaklıydı sözü sizin hududunuzun dairesinde değil. Çünkü sen ona güzel ahlaklı diyemezsin. Peygamber değil diyorsan niçin? Çünkü peygamber değilse sence o zaman haşa yüz bin defa haşa yalan söylüyor. Ben peygamber değilim. Değil olduğu halde ben peygamberim diyorsa yalancıdır. Yalancının da güzel ahlaklı olur mu? Olmaz. Güzel ahlaklı ise doğru söylüyor, doğru söylüyorsa Allah peygamberidir. Hem sen diyorsun ki güzel ahlaklıydı, hem yalan söylüyor diyorsun. Güzel ahlaklı yalan söyler mi? Yalan söyleyen güzel ahlaklı olur mu? Hayatında hiçbir boşluk yok diyor. Bütün güzel ahlakları diyor. Onların, onun cümlesini söylüyorum. Güzel ahlaklar birbirine dizmiş diyor. Arada bir boşluk bırakmadı diyor. Bu <laughs> bir şey ya. Gurur diyorum peygamberimle ya. Çok güzel elhamdülillah. Tabii ki güzel aylak olacak. Ne olacaktı ya? Böyle bir peygamberin sahabeleri bazen simasına bazen bir mucizeyi bazen mucize görmek iman etmiş. Biz ise bin tane mucizesini düşmanlarıyla onaylanmış. Yani sihirdir dendikleri bir şeyin var olmuş. Demek ki varmış. Bir. iki. Bu kadar Müslümanların teyidi var. Bu kadar Müslümanlar benim imanımı teyit ediyor. Haklısın diyorlar iman ederek. Bir de Kur'an ve İslam ahlakını alemimizde tanımlanmış, yer bulmuş. Kur'an ahlakı hakikaten iç alemimizde doğru düşünmeye vehim ve vesveseden huzur, haz, hissiyat, duyguları memnun etmiş. En önemlisi de arkadaşlar insanın en büyük ciddi ihtiyacına cevap vermiş. Nedir o? Kabiri çözmüş. Hadi Kur'ansız, İslam'sız kabiri çöz bakalım. Kimya ile matematikle çözebilir misin mezar sonrasını? Orada bitti kimya. İnsa Müslümanı ne yapıyor? Kur'an ve İslam insanı Allah ve ahiretle ümitli yaşattırıyor. İnsanın en büyük derdi ölümdür ya. Depremdir, koronadır falan şeylerin korkunun sebebi ölüm korkusu veya seb korkusu. İslam nasıl çare bulmuş? Bekabar diyor. Fani mal bekabulur, hayatınız şehit olur diyor. Yani bizi dünyada yaşarken Allah ve ahiretle ümitli yaşattırıyor. Bunu nerede bulacaksın ki böyle bir ilacı? Ümitli yaşamak. Dünyada bundan daha büyük nimet var mı ya? Ahiret ümitli yaşamak. Kabri çözmek ya. Kabrin üstünü kaldırıyorsun ya. Kafir nasıl bakar? Yılan, çiyan, akreplere yem olma yeri olan o taşların arasına nasıl gireceğim ya? O kayalıklara beni toprağa göremeyecekler ya. Hayal ediyorum. Uf. Tamam bir de güneş olmayacak benim için bir de balık olmayacak yağmur olmayacak dostumu görmeyeceğim. Ezeli ve ebedi ayrılacaksın sevdiklerinden. Ne yapacaksın peki? Ezeli ve ebedi. Ezeli ve ebedi ayrılacaksın. Ç ç çekilir dert mi ya? Bir hayatımızdan kurtul yani ayrılmaya tahammül edemiyoruz. Bedenden ruhumuzun ayrılmasından ölüm korkusu oluyor da e bu çoluk çocuğundan bu kadar sevdiğin dünyadan güneşten Ayrılmak kolay mı zannediyorsun? Ancak tedavi imanladır. Bize en büyük iyiliği Allah ve ahiretle ümitli yaşatmasıdır. Hayata anlam katmasıdır. Böyle bir muncizat ile muhat olarak akıl gözüyle İslam'ın güzelliğini gördüğümüz halde bir Avrupa filozofunun sözüyle vesveseye ve şüpheye düşen imanımız nerede? O adam inkar ediyor mesela. Ya bu adam doğru söylüyor. Niye? bu treni bulmuş. E treni bulmuş. Herkesin ihtiyaç var mı bizim köylerin treni ihtiyacı yoktu. Ama Allah'a herkes ihtiyacı var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'a bulmuş. En büyük buluşu Allah ve ahirettir. E treni bulmuş. Dolayısıyla doğru söylüyor. Dolay Dolayısıyla doğru söylüyor. Niçin? Tren bulmuş. O da Allah'a bulmuş. Hangisi cid ciddi ihtiyaç? Bir Avrupa filozofunun sözüyle vesveşe ve şüpheye düşen imanınız nerede? Bütün alemi küfrün bütün inkar edenlerin Nasara, Hristiyan ve Yahudinin ve filozofların hücumlarına karşı sarsılmayan sahabelerin imanı nerede? Şimdi sahabeyi düşün. Nasıl bir iman? Bak şimdi. Bizim bu kadar İslam'ın güzelliğini, Kur'an tamamlanmış, mucizeler tamamlanmış, İslam kemala bulmuş. Biz sonuca muhatabız. Sahabeler baştaydı idi zaten. Nümesi yok. Tamamlanmamış bir din. Tamamlanmamış bir peygamberlik. Tamamlanmamış bir Kur'an, tamamlanmamış bir ahlak öyle demiş. Ben şimdi sizin dininizi demiyor. Güzel ahlakı tamamlamaya geldim demiş. Tamamlanmış ahlakla muhatap muhatap olmuşuz. Alemimizde tanımlanmış, denenmiş, ailede iyi geliyor İslam. T -t Ticarette iyi geliyor. Faiz yok, çalıp çıkma yok. Hırsızlık yok, gasp yok, şu yok. E bu fiilde gözükmüş. Böyle bir insanın İslam'ın güzelliğini görüyor. Avrupa filozofu soytarının bir tanesiyle ya kim demiş? Belki doğru değil. Yoktur. Niye yoktur? Bana göre yoktur diyor. Hakikaten mi ya falan? Pat diye teslim olan imanımız nerede ya? Abi onlar hiç bilmiyorlardı değil mi? Yani gelen emrin yani yapıldığı zaman netice ne olur? Nereden bilecek ya? İlk önce bir bakıyor. Yemek bak şimdi. Yemek yiyor. oa bitmiyor diyor. Bitmediğine göre vallahi bu Allah'ın peygamberidir. da ahiret anlatılmadı ki. Ahiret yok ki yemekte. Bir bakıyor bir tanesi Abdullah İbni Selam. Yahudi alimi. Geliyor geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabesine sohbet ederken gelince susmuş. Sahabesinin yanında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyor. Yahudi ya. Vallahi bu simada yalan olmaz diyor ya. Ya bu simada yalan olmaz diyor ya. Sima ya sima. De bakın topluma. Topluma bakın namaz kılanların, oruç tutanların, tefekkür eden, hafızların yani bunun zıttında olan Müslüman olan var. Yani namaz kılan, kılmayan Müslüman da var. Ya simaları farklı değil mi? Bunların niye simaları farklı? Arkadaş bir yavrun simasıyla benim simam aynı mı? Hiç fark yok mu ya? Niye farklıyız? Sen namaz kılıyorsun o da spor hocası. Senden daha fazla hareket ediyor. Senin kadar sima var mı? Şunların simasına bak. Ne, ne, nerede olacak bunun siması? Ya görmüyor musun ya sistem düm, düm duman olmuş. Ya e peki bu sima farklılığı nereden geliyor? E içsel alemin. E bak delili de en azından. Niye sen farklısın toplumda? Söyler misin? Sen toplumda konuşmanda, oturup kalkmanda, davranışlarında, fedakarlığında, karamanlıkta ne, niye farklısın? Allah Allah. Yani İslam sen ihla İslam ahlakı olduğundan. Demek ki sendeki güzellikler taklit ettiğin, tabi olduğun dinin güzelliğindendir. Seni... Zatından güzellik yok ki. Allah Allah. Yani bütün alemi küfür sahabenin karşısında Nasara, Hristiyanlar, Yahud, Yahudiler, Avrupa filozofları, Çin, Hindistan filozofları hücumlarına karşı İmam-ı Rabbani Hazretleri neler çekmiş ya? Hint gavurlarından. Filozoflarının hücumlarına karşı sarsılmayan sahabelerin imanı nerede? Bizim imanımız nerede? Ya arkadaşlar bir şey söyleyeyim de iyi misiniz? Ben gidiyorum ama takırtık. Bir şey söyleyeyim size. Ya adamlar öyle yaşamış ki onların yaşantısı bize din olmuş. Daylarısı var mı? Bir daha. Sahabeler öyle yaşamış ki 17-18 yaşındaki. Sahabe dediğimiz ortalama yaş 17-18. 40-50 falan gelmesin kafanıza. Kemalat yaşı yok. Çocuk ya delikanlı. Sahabelerin yaşantısı... Bize din olmuş, malzeme olmuş ya. Biz onu din olarak yapıyoruz. Sahabe böyle dedi, böyle kılardı, böyle nakletti. Öyle yaşa kömer arkadakilere dava olsun. Rehber olsun, yol olsun. Vay be, Gurur duyuyorum ya. Çok şükür. Hem sahabelerin kuvvet imanlarını gösteren, imanlarının tereşuatı olan şiddeti takvaları. Şiddeti takvaları. E, takva ahlakta her tarafta menhiyattan ve günahlardan iştiraf etmek. Takva deyince abiler düşünün ne kadar hurafe bid'alar vardı, bidatlar vardı. Onların uydurdukları. Şimdi din geldiği halde ne kadar bidatlar var yani alemimizde. Yani takvalarına bak bunu nasıl terk etmiş? Lan biz biz bir soyumuzu şeyimizi terk edemiyoruz ya. Gene kıvranıp duruyoruz ya. Sen de öyle ben de öyle. Sahabe öyle mi ya? Tabii çırpıda kesmiş ya. Ne kadar nasıl bir takva ya? Biz de <laughs> takva demek bidatlardan, hurafelerden, örf, anane, kültür ve geleneğin giydirmiş olduğu, baskıladığı davranışlardan çıkıyorsun. Örf, anane, kültür, gelenek, adetlerden nasıl çıkacaksın ya? Ben bir sigarayı bırakamıyorum ya. Bir sigarayı bırakamıyorum ya bu kadar dersen. Vücudunuza zararlı olan şeyi terk et ya. Abi ne ötesi var ya? Kardeşim besmele çekemediğin şeyi çekme. Besmele çekemediğin şeyi niye çekiyorsun? Besmele değil. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Tutturabilir misin? <laughs> Besmele çekemediğin bir şeye niye çekiyorsun? Yani tamam bir şey demiyorum onu şey ama bir bunu terk edemiş Sahabe dem ve damarlarına işlemiş o adetleri nasıl terk etmiş ya? Hiç düşünmüyor muyuz bunu? Nasıl terk ettin ya? Bir daha geri döneceğimizi düşünmedik ki diyor Mekke'yi. Haşa kendi uydursaydı Mekke fethinde Mete, Mekke'de kalabildi mi? Kendisi haşa yüz bin defa haşa. Ya Resulallah affet beni. Eğer bu dini kendisi uydursaydı Mekke fethinde en iyi Mekke'de ev yaptırmaz mıydı? Ne dedi? Tam tersine dedi, dedi ki peygamberler bir yerden çıkartıldığı zaman bir daha oraya gelemezler. Eğer haşa kendisi uydursaydı ey insanlar zekatlarınızı ehli beytime verin menfaatı takip ederdi. Ehli beyte, ali beyte zekat vermek haramdır. Alamazlar. Çünkü malın kilidir. Allah Resulü'nün esini verilemez. Alamaz yani. Ben olsam bir milletvekili olsam şimdi benim akrabam istifade ediyor. Yedi neslim. Onlar tam tersi. Ya hoca şeyler çalışıyor ya. Mesela şehit de. Sisteme bak. Şehit niye şehit olmak istiyor insanlar bizde? Niye şehit olarak ölmek istiyoruz? Ölmemek için. Allah Allah. Ölmemek için ölmek lazım. Şehit niye ölmüyor? Şehit olarak öldüğü için. Niye ölmek istiyoruz öyle? Ölmemek için ölünür mü? Böyle bir sistem çalışıyor. Ölmemek için ölme sisteminin adı şehitliktir. Bir tuhaf ya. Ya bu dünyada bu kadar güzellikler, bu Risale-i Nur, Kur'an'ın güzellikleri hakikaten şu anda ben huzurluyum. Siz de huzurlusunuz ki rahatsınız. Bu imanın güzelliği, kırpıntısı bu kadar güzelse ya huzur ilahide, cennette ya berzahta, kabirde, nüker mekillerin yanındaki lezzeti hayal edemiyorum. Batısı diyecek ki kafayı mı yedi? O berzahta, o nüker mekillerin karşısında o kadar güzel bir hayat olacak ki göreceksiniz. Olmasa oradan söyleyin bana. <laughs> ya şaka demiyorum, din adına kimse uyduramaz. Yaşantınız cevap olacak yaşantınız. Bir daha hem sahabelerin kuvvet imanlarını gösteren ve imanlarının tereşuhatı dişe vuruşları olan şiddeti takmaları, kemalı salahatları nerede? Yani hiç dönmüş mü ya ihanet etmiş mi? Kemali salahat, dürüstlükleri her şeyde ya. Her şeyi terk etmiş ya. Mekke'den icret ediyor. Çoluk çocuğunu bırakmış. Bırakabilir misin? Yani kaç gün bırakabilirsin ya? Yani aklımız telefonda değil mi Naci? Hemen bir yere gittiğimizde çoluk çocuğumuz ne oldu falan. Sahabe bir daha geri döneceğiz değil ki. Mekke'den gittiği zaman her şeyi bıraktı. Çoluk çocuğu yavruların eline orada bıraktı biliyor musunuz? Uf tahammül edilecek bir şey ya. İnsan başı dönüyor ya. Soydık, sevdiklerini kafur diyarına bırakıyoruz. Emin el mi? Nasıl bir şey? Nasıl iman? Bilmiyorum ki sahabe olmam lazım ki Yok ya Olmaz yani yaşanmaz o. O bir defa olmuştur. Öyle ya olamaz ki ya ben yapamam ya. Yapamam ya. Eli kesilmiş ya savaşta eli kesilmiş. İmana bak tam kesildi. Haşa yüz bin defa haşa bu dini kendisi uydursa. Tuttu. Sahabenin imanı bak. E, tuttu. Bu Allah'ın peygamberi dildi. Bu ne? Ya Resulallah bunu yapıştır da savaşayım. Lan bu Bali ile mi? Uhu ile mi yapıştıracaksın ya? Bu ne yapışır? Hiç hayal ediyor musun ya? Tuttu kılını yarısına bunu yapıştır. O da ne yapması lazım? İstanbul'a tamam bunlar şehit olması lazım. Onu şey yapması lazım. Geçiştirmesi lazım da kendi uydurdu. Ver diyor. Aya tutuyor kolunu. Bismillahirrahmanirrahim diye tükürün sürüyor. Tekrar kolu oluyor. Ya bunlar ben söylemiyorum ki kendileri söylüyor ya. Tamam bir tane kızımı gömdüm diyor. Ya yaptık. Şimdi dua et kalksın diyor. Yani işte şehit olmuştur. Öyleydi böyleydi. Kim kim yapması lazım? Kendi uydurdu ya. Ölü dirilir mi ya? Sen gider misin yani bir mezarlığa hadi dirilsin diye. Herkes de geliyor arkandan. Naci hadi gidelim şu aşağıdaki mezarlığı bir sensi kaldıralım. Ulan burası kalksa var ya tepecik ayağa kalkar ya. Sihir yapıyor bu yapıyor. E şimdi kendisi haşa şey yapsaydı bunu elini buz Estağfurullah ya falan. Ya tabii ya o çocuk şehit gitti getirmek gerekmiyor ya. Olur mu ya tamam. Hadi gel gidelim diyor. Herkes duyuyor. Ya filane. Lebbek ya Resulallah. Lebbeyk ve sadek de ya Resulallah. Buyur emret ya Resulallah. Tek, peder validene gelmek. Ya millet duyuyor millet. Peder ve validene gelmek ister misin diyor. Yok ya Resulallah biz on, ben onlardan daha hayırlısını buldum. aa ha, bak ne diyorsun diyor bak gelmiyor. Babasının kalsın diyor. E ee, şey İsa Aleyhisselam hadi gel onların talebesi Abdülkadir Geylani ölülere Allah'ın izniyle kalk diyor. Tavuk kalktı mı? Kalktı. Mezara okuyor, söylüyor. Kalk Allah'ın izniyle diyor. Ölü kalkıyor. Şimdi oradaki insanlar ne yapar? Onlar ne yapar ya? Yani? Şimdi herkes seyrediyor. Hem de gel diyor. En eski mezara diyor. O bir ihtiyar adam. İsa Aleyhisselam'a kalktı. Peygamber yani o da. Yaşlı en eski mezara götürmüşler İsa Aleyhisselam. Hadi bu dirilsin diyor. Kalktı diyor. Kalkar kalkmaz. Ey Allah'ın peygamberi. Kıyamet mi koptu diyor kıyamet taş edilecektik diyor. Yok diyor. Bunlar şey yaptı diyor. Ondan sonra adamlar bakıyor. Şimdi sen kimsin diyor. Şeceresini söylüyor. Gelmek istersen gel dedi. Alayım seni. Hayır dedi ben bir daha tatmak istemem öyle mi dedi. Yok dedi beni rahat bırak Allah için dedi. Beni tekrar aynı yerime götür diyor. Gelir mi bir daha ya? Adam köşeye dönmüş. Bir daha köşeyle mi için uğraşacak ya? Bir daha gelir mi? Şeyde denilir mi? Yok yok şehit olma. Gel bizim gibi soğuk çek, sıcak çek, fakirlik, yoklukluk, namaz kıl, oruç tut. imanı kaz kazanma ve kaybetme davası da hala ihtimal devam ediyor. Sekeratı ölümü de tatacaksın. Ondan sonra ne olursan. Ya bu şey değillik olur mu ya? Adam hepsini düzlemiş gitmiş ya. Doz yer gibi dozerlemiş. Ne oruçtan ne namazdan hiçbir şeyden hesap yok. Ha? İhaleyi almış. İhaleyi almış. İhale ona çıkmış. Sen kendini ala. Biz de diyoruz ki niye şehit oldu? <laughs> ya. Ama bu din söylüyor değil mi? Din söylenir bak ne kadar rahatlıyoruz. Peki iman yok. Ne der Naci? Çocuğu gitti, eşi gitti, kocası gitti, serveti gitti. Ne diyecek? Keşke diyecek. Keşke taşınsaydık, keşke gitmeseydik, keşke memur olmasaydık. Keşke biter mi? Çare mi? Çıldırır adam ya. Evet, onların şiddeti takvaları, kemal salaha, salahatları nerede? Ey müddeyi, senin şiddet zaafından feraizi tamamıyla senden göster göstermeyen sönük imanı nerede? Daha sabah namazına zor kalkan imanımız nerede ya? Oruçta bile yamuk yumuk şey yapan ya. Oruç değilken senin Sen daha feraizi feraizi yapmaya ortaya çıkma sende göstermeye sönük imanın nerede? Bizim iman neyle kıyas ediyorsun ya? Ne oluyor ya? bu? Biz zaten böyle bir şey iddia etmiyoruz da dini tamir davasında din tahripçileri var televizyonda. Sahabelere böyle şey yapan yani. İnsan bir edepli olur ya. Edepli, terbiyeli bir insan olur ya. İnsan olur ya. Yani. yani. kime ne menfaat kazandıracak? Böyle bir te terbiye yok yani. Allah Allah. Senin diyor şiddet izafından feraizi tamamıyla senden göstermeyen sönük iman nerede? Faiz yiyoruz ya. Bilerek. Kulak kıyıyoruz. İmanımız bir de sahabeden üstünüm diyoruz. Ya yani faiz yiyoruz ya. Hacı baba olmuş yani. Onu kız yani bilmem ne bankası. Faizde parasını alıyor. Faizde parasını alırken ben diyor evrakları yapıyordum diyor. Yalan söylüyor. İsterseniz ismini de söylerim diyor. Ben yaptım onun evrağını diyor. Falan ilçede diyor. Falan şubede diyor. Diyor yani. Ben diyor faizde, faizde parasını veriyordum diyor. Sonra diyor yoruldum dedi. Orada diyor hani bir şey yapıp da çıktı alıyor ya arkada. ...yazıdan, printerdan şey çıkıyor. Kalktım diyor çıktım bir su içeyim dedi. herkes kızım sana bir faydam olsun dedi. Sana bir ilim, sana bir şey söyleyeyim. Peygamberimiz demiş ki dedi... ...ayakta su içme. Çok doğru söylüyorsun Hacı amca dedi. O peygamber değil Allah Kur'an'da demiş ki... ...faiz yeme ama Hacı amca sen faiz yiyorsun dedi ya. Faiz parasını hesap ediyorum sana dedi. Vallahi ben orada olsam yerin dibine batardım herhalde. Yani burada kalkacağız bizim... ...hani onu şey için söylemiyorum yamuk yumuk işlerimiz varken sahabelerin imanına imanımı kıyas ediyorum yani. Nerede yani? Oysa onun yaşantısı bana din olmuş ya. Ve benim yaptığım sevap bitiyor. Benim yaptığım sevap ona gidiyor biliyor musun? Biz ne yaparsak ilk sebep olanlara gidiyor. İşte ferayzi tamamıyla senden göstermeyen sönük imanı nerede? Ama hadiste varit olan ki hadiste beni görmeyen benden sonra gelecek Ümmetimin imanı e, sahabelerim sizden üstündür. Sözü: "Ahır zamanda beni görmeyen ve iman getiren daha ziyade makbuldur." mealindeki rivayet hususi fazilete dairdir. Mesela öyle sahabe var ki, öyle sahabe var ki iman etti bir namaz bile nasip olmadı. Ama ona niçin yetişilmiyor sebebde? Çünkü onların e, İslam sarayına taş oldular, es esas oldular asıl oldular. Bina oldukları için arkasından gelenlerin sevaplar ona yazılıyor, yetişilemiyor. Ama Ahmet bin Hanbel radiyallahu anh bir milyon hadisi nakletmiş. Bir milyon hadisi nakleden sahabe yok ki. Toplamış o sahabede, bu sahabeden, o sahabeden toplamış hadis. Ama onlar 10 tane, 20 tane, 2500 tane. O zaman bu benden daha üstündür mealindeki hadis bazı İmam-ı Azamlar gibi, abdülkadir Geylani gibi, Şah-ı Hazretleri gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi, Bediüzzaman Hazretleri gibi, bazı şahısların, bazı sıfatları, bazı sahabelerin sıfatından üstüne olabilir. Mesela namazı, nasip olmamış, savaşmış, şehit olmuş. Bazısı ilim yapmamış. Ebu Hureyre değil ya hepsi. Sahabeler de eşit değil ya. Ha, o Peygamber aleyhissalatü vesselamın, Ahir zamanda beni görmeyen ve iman getiren daha ziyade makbuldur Mealindeki hadis, rivayet hususi fazilete dairdir. Has bazı eşhas hakkındadır. Basımız ise fazileti külliye ve ekseriyet itibariyledir. Genel değildir. Bazı onların ama mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri Bediüzzaman gibi, Ahmet Minambel i̇mam Azam gibi komple değil. Bazı sıfatları onun sıfatından üstün olabilir ama fazilet bakımından genel kişinin fazileti genona geçmez. Çünkü ona gidiyor. Bazı sıfatlar bu. İlimde mesela. Öyle sahabe var ki ilim yapmamış. iman etmiş. Peygamber Aleyhisselatü savaşta ya nasıl yapmışsa gelmiş böyle kafir iken. Ta yanına gelmiş kılıcı kaldırmış vuracağı yerde mertlik varmış. Şimdikiler gibi puşluk yokmuş yani. O arkadan vurmamış. Dönmüş. Ya Muhammed diyor dönmüş. Böyle kılıç kavuz. Şimdi seni kim kurtaracak diyor benim elimden. Allah diyor. Elinden kılıç düşüyor. iki kürek arasına bir darbe yer diyor. 19. mektupta. Sonra kılınca Allah Resulü alıyor. Ve ona diyor ki seni şimdi kim kurtaracak benim elimden? Değer ve affeder. Ondan sonra adam imana geliyor. Ve karşı iki tarafa doğru savaşırken şehit oluyor. Daha gusul yapmamış. Namaz kılmamış. Oruç tutmamış. Ama İslamiyet sarayının kurulmasında hisseleri olduğu için bizim imanımıza, İslam sebep olduğu için bizim amelimizi de ona yüklendiği için sen ne yaparsan yap ona yetişemez. Neye benziyor? Diyelim ki arkandan güneş vuruyor. Önüne düşse gölgen, gölgene yetişemezsin. Önden güneş vursa gölgen sana yetişemez. Ne yaparsan yap, gittikçe o da gidiyor. Ne yaparsak yapalım ona yetişemez. Ama ahır bir daha söylüyorum ve kapatıyorum. Ahır zamanda beni görmeyen, imanı iman getiren daha ziyade makbuldür mealindeki rivayet hususi fazilete dairdir. Bazı eşhas hakkındadır. Mesela Mehdi hakkında. Diyor ki dört sahabemden sonra olacak diyor. Çünkü niye? Mehdi ahır zamanda irşat edici olduğu için eskide böyle bir kavim değil küçük bir familya bile bir peygamber geliyordu. Yani bir gruba bir peygamber geliyordu. Şimdi onların helak olmasına sebep olan Ad, Semud, Lut kavminin adetleri şimdi daha fazla var. Peygamber olması gerekirken peygamber yok. Ne var? İsmi azama mazar ve vahim vazifesini yapan şumurlu ilhama mazar olan Mehdi. Mehdi o icraatı, o tedavi, o tamiri yaptığı için ondan daha ee, o dört sahabeden sonra geliyor. Bazı sahabelerden üstün olabilir. Has ve hususi. Bu genel değildir. Has hususi tek tüklere aittir. Bahsımız ise fazileti külliye ve ekseliyet itibariyledir. Ama sebep itibariyle de gene değil. Fazilet başka, sebap başka. Ve ahir davahum rabbil alemin. El Fatiha